Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi geçen dersimizle ilgili bir iki not vardı. Hani ve sari'u ila mağfiratin min Rabbim ve cennetin ardı semavat vel ardı var ya. İsmail Hakkı Bursevi'nin kitabına, tefsirine bakmıştım. Orada sari'u ila mağfiratin min rabbiküme şöyle bir tasavvufi işari tefsir yapmışlar. Sari'u bi kıdemi takva ila makamin min makamati kurbi rabbiküm. Yani evet, ila mağfiratin min rabbiküm, Rabbinizden bir bağışlamaya gidin. Nasıl gitmekle? Bi kıdemi takva, takva veya bi kademi takva, takva ayaklarıyla ila makamin min makamati kurbi rabbikum. Rabbinize yaklaşma makamlarından bir makama. Takva adımlarıyla, takva ayaklarıyla gidin. Ve cennetin arduhe semavatu vel ard ve huve el mahsusat. Yani bu cennet, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen cennet maddi, hissi, dokunulabilecek şeydir. Elleti tudrikuha el havasul hamse. Bunu beş duyu organımızın idrak ettiği maddi, somut bir cennettir. Ama vel uburu anha, bu havas-ı hamsenin idrak edemediği somut maddi cennetin ötesine geçmek için ne yapmak gerekiyor? İnnemâ yekûnü bi kademi takva. Takva ayağıyla gitmek gerekiyor. Ellezî huve, bu takva ayağıyla gitmekte neyi ifade eder? Tezkiyetün nefsi anil ahlakı zemimeti. Nefsi zemime, yani kötü huylardan temizleme. Kema kale u'iddet lil müttakin. Çünkü yani vesari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardu ve semavatu vel ard u'iddet lil müttakin diyor. İşte bu u'iddet lil müttakin. Müttakiler için hazırlanmıştır. Yoksa sadece cennetin şeyine, maddi şeyine gelenler için değil. Fe inne kademe takva ellezî yûlecu bihi fi âlemil melekût ve huve et tezkiye. Yani takva ayağıyla geçmek, yûlecu bihi, o ayak o kimseyi indirir, fi âlemil melekût, melekût alemine onu katır, karıştırır. O da huve et tezkiye, yani tezkiyetün nefsi demektir. Bir de cennetin ne olduğunu ifade eden bir ifade vardı. Orada diyordu ki bugün cennet yaratılmıştır. Tamam mı? Bir de vallahu yuhibbul muhsinin vardı. İn kunte te'mulul cennete, eğer sen cenneti arzu ediyorsan, istiyorsan fa'bud rabbeke bi enva'il ibadat. Çeşitli ibadetlerle Rabbine ibadet et. Mâ dümte fil hayati, hayatta kaldığın sürece. Fe innel fırsata ganimetün, fırsat ganimettir, yani kazançtır. Vel müteahhir ani seyri ilallah, ama Allah'a giden yolda geciken, kervan gittikten sonra uyanan kimseye gelince mağbunun, o aldanmıştır diyor. Ni'metâne mâbûnun fîhima kesîrun minen nas, hadis-i şerifinde olduğu gibi es-sıhha vel ferah. İşte o insanlar aldanmışlardır. Nerede aldanmıştır? Seyri ilallah'a giderken gecikme. Yani adamın ömrü sonuna gelmiş, nefsinin vesveseleriyle hemhal oluyor. Öyle idare edip gidiyor. Diğer bir husus da, yani vallahu yuhbul muhsininle ilgili bir notum var. وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْاُمُورُ السَّلَاسَ, yani Âl-i İmran 133. ayet devamında, bitiminde. Bu neydi onlar? مُشْتَرَكَتُنْ فِي كَوْنِهَا اِحْسَانًا, ihsan olması yolunda onlar şeydi. Onlar da neydi? Efendim, يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Bir, darlıkta, bollukta infak ediyorlar. İki, öfkelerini yutuyorlar. Üç, İnsanları affediyorlar güçleri yettiği halde. Ha işte bunlar, bu üç şey
müşterektir. Nerede? Fî kevniha ihsanın. İhsan olması konusunda müşterektir. İlel gayri ama başkalarına ihsan. Yani başkalarına infak, başkalarına iyilik konusunda. Zükira sevabuha, onun da sevabı zikredilmiştir. O nedir? Fekale vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever. Fe inne muhabbetallah el abde. Allah'ın kulunu sevmesi ise azamı derecati sebebi, sevapların en büyük derecesidir diyor. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar buraya kadar? Şimdi Allah izin verirse yeni dersimize başlamayı hak etmiş oluyoruz. O da nedir? Ya eyyühellezine amenu intuti'ullezine keferudan ila ev butiltum leylallahi tuhşerun ayeti kerimesine 149. ayetten 158. ayete kadar Allah izin verirse anlatmaya çalışacağız. El münasebe. Şimdi bu ayetlerin önceki, geçen haftaki ayetlerle uygunluğu nedir? La tezalul ayatul kerime, ayeti kerimeler devam ediyor. Tetenavelu serde ahdasi gazveti Uhud'in. Uhud gazvesinin, Uhud savaşının olaylarını serdetmeye. Bakın serdetme diye Türkçe'de kullanıyoruz biz bunu. Yani peş peşe sıralamaya demektir. Serade kelimesi, serade yesurudu. Hangi manaya gelirse gelsin Nasara Yansuru babındandır. Serade yesurudu. Birincisi, eğer seradel hadise olursa buradaki gibi, اِذَا كَانَ جَيِّدَ السِّيَاقِ, yani çok güzel bir şekilde makapli ile uyumlu olarak sözü peş peşe sıralamak manasına gelir. Eğer oruç olursa, serada savme olursa, o zaman da peş peşe oruç tutmak manasına gelir. Veyahut da zırh olursa, serede dir'a olursa, o zaman da zırhı örmek manalarına geliyor. Hani şu filmlerde özellikle bu Selçuklu lar filminde zırha bürünmüş zincirli zırhlar vardı ya, işte o zincir halkalarıyla örülmüş zırhlar Davut Aleyhisselam'ın yapmış olduğu zırhlar olmuş oluyor. Ayrıca bu zırhın halkalarını hazırlamaya da serdetmek, delmek manasına da geliyormuş. Ve ma fiha minel izati vel iber. Ve sadece Uhud Savaşı'nı anlatmıyor. Oradaki öğütlerin ve ibretlerin de neler olduğunu serdediyor, açıklıyor. Fehiye tetehaddesu, bu ayeti kerime, an esbabil hezimeti ve mevkıfil münafikînel fâzih fî tilkel gazve. Bu savaşta, Allah Resulü'nün katıldığı bu Uhud Savaşı'nda münafıkların efendim çirkin duruşları ve hezimetin sebeplerinden de bahsediyor. Ve teamurahum ale davetil islamiyeti, o teamur emir manasına geliyor ama burada teamur tekatül gibi olduğu için entrika çevirmek manasına geliyor lügatta, sözlükte. Bi tesbiti azaimil müminin. Bu da neymiş? Müminlerin azimetlerini, gayretlerini yavaşlatmak manasına geliyor. Hani münafıklar kendilerine bir şey verildiği zaman, bir zafer Müslümanların elinde olduğu zaman biz de buradayız diye, bir elsinetin hidadin diyor bir başka ayet-i kerimede, demirden dillerle haklarını isterler, ganimetten pay isterler. Ama Müslümanların aleyhine bir olay meydana gelmiş ise bu sefer de müşriklere derler ki, biz Müslümanları sizden savmasaydık, alıkoymasaydık siz bu savaşı biraz zor kazanırdınız manasına geliyor ayet-i kerimede. İşte burada da Müslümanların azimetlerini, gayretlerini yavaşlatmak gibi bir şey, entrika çeviriyorlar. El-luga, sözlük, kelimeler. Es-sultan hüccetün ve burhanun. Ve asluhu el-kuvvetü. Ve minhu kıyla lil-veliyyi sultanun. Yani aslı, mâlehe min sultan demek, onun bir delili, bir hücceti yoktur manasına geldiği gibi, onun kuvveti de yoktur, bir etkisi yoktur manasına da geliyor. Onun için diyor, aslı kuvvet manasına gelir. Valiye de sultan denir. Zaten krallara da sultan deniyor. Peki
Sultanul Ulema diye niye deniyor? O da alimler bütün onun görüşlerini, sözlerini kabul ettiği için, delillerini ortaya koyduğu için kuvvetli bir alim olduğuna delaletten dolayı. Peki efendim, mesva, el mesva, el mekânüllezî yekûnü makarral insani. İnsanın kalacağı, yerleşeceği yerin adına mesva denirmiş. El mekân ellezî yekûnü makarral insani. Evet, insanın makarrı yani karar kılacağı, yerleşeceği yer manasına geliyor. Efendim, ve me'vâhu ve onun yerleşeceği, duracağı yer. Min kavlihim sevâ bil mekâni bir yerde durdu, karar kıldı. İzâ ekâme fîhi orada ikamet ettiği, kaldığı zaman. Yani bir çeşit adres olmuş oluyor. Tehussûnehum taktulûnehum. Hasse yahussu aslında köklemek manasına geliyor ama burada onları öldürüyorsunuz. Gâle zeddâd el hassu el isti'salu bil katli. Yani öldürmek suretiyle kökünü kazımak, hepsini öldürmek, yaşayacak veya karşı koyacak kimseyi bırakmamak manalarına gelir diyor. İsti'sal bir şeyi kökünden söküp atmak demektir. Ve asluhu ed-darbu ala mekanil hissi gale şair. Yani his yerlerine, duyu organlarına, ki duyu organlarının başta büyük şeyleri var, onların hepsini kesmek manasına geliyor. Şair şöyle demiş: hasesnâhum bisseyfi hassen. Biz onları kılıçla öldürmekle öldürdük. Fe asbahat bakiyyetuhum, onların geri kalanları ise sabaha çıktı. Gat şaradu ve tebeddedu, dağınık ve parçalanmış oldukları halde sabaha çıktılar manasına geliyor. Tüs'idûn el is'adu, yeryüzünde uzaklaşmak ve gitmek manasına geliyor. Es'ade yus'idu is'aden tüs'idûn, bu manaya geliyor. Vel farku beyne bu tüs'idûn ile ve beyne su'ud, su'udun arasındaki fark nedir? Ennel is'ade yekûnü fî müsteven minel ardı. Yani es'ade yus'idu is'aden tüs'idûne'deki ifade yerden yüksek bir alanda, biz ona plato diyoruz. Yani deniz seviyesinden bir miktar yükseklikte olan arazi manasına geliyor. Ve su'ud ise yekûnü firtifâin, yükselmekte olur. Yani ayeti kerimede var biliyorsunuz. Onlar diyor gökyüzünde yükseldikçe onların nefesleri daralır gibi bir durum söz konusudur. Hatta şöyle derler, kartalın sırtına binip de kafasına gaga atacak kargadan başka bir kuş yoktur derler. Ama kartal ona hiç aldırış etmez. Kartalın uçabileceği yüksekliğin üzerine çıktığı zaman kartalın teneffüs edecek havası kalmaz, oksijen azlığından düşer ölür diyorlar. Dolayısıyla buradaki su'ud kelimesi de yükselmek manasına geliyor. Tüs'idûne ise gitmek manasına geliyor. La telvûn ey la teltebitûne ilâ ahaddin kemâ yef'alül münhezimû. Yenilmiş bir kimsenin yaptığı gibi hiçbir kimseye iltifat etmeden kaçmak. Ve asluhu min liyyin veya leyyin, leyyil unuku, boyunu çevirmek, lil iltifati birine iltifat etmek, bakmak, yönelmek için boyunu çevirmek manasına geliyor. Uhrakum ahirukum manasına geliyor. Yani sonunuz. Esabekum cazakum, sizi mükafatlandırdı. Biz sevabı genelde mükafat olarak alıyoruz. Cazakum karşılığınızı verdi manasına geliyor. Emeneten emnen ve toma ve vatminanen, yani güven, güven emnen güven vatminanen, bu da sükun bulmak, huzur içerisinde olmak manasına geliyor. Yağşa yesturu ve yugatti, örtmek manasına geliyor. Yesturu ve yugatti, örtmek. Onun için perdelere de sitar deniyor. Ve yumahsa, peki bu ne demekmiş? Ettemhisu masdar mahsa yumahsu temhis kökünden gelir, tef'il babından.
ettenkiyetü temizlemek ve tahlisu şeyi bir şeyi halis kılmak mimma fihi min aybin kendisindeki ayıplardan onu halasa kılmak. Şimdi ben daha önce sizlere söylemiştim. Saf ile halis arasındaki fark burada gayet güzel anlatmış. Tahlisu şeyi bir şeyi temizlemektir. Mimma fihi min aybin içerisindeki olan ayıptan kusurdan onu temizlemektir. Ve lümahasa ma fi kulubikum kalplerinizdeki kirliliği, yamukluğu temizlemek, düzeltmek manasına geliyor. Efendim istezellehum evka'ahum fizzelleti vehye el-hatiyatü. Yani küçük hatalar manasına geliyor. Biliyorsunuz peygamberler veya büyükler günah işlemezler. Onlardan zelle sadır olur derler. Huzzen cem'u gazin ve huve el-haricu fi sebilillah. Allah yolunda savaşmak için memleketinden çıkan kimsedir gazi. Veya biz ne anlıyoruz şimdi? Allah yolunda savaşan, askerlik yapan ama askerde veya savaşta yaralanıp da yaralı olarak memleketine gelen kimseye bunu söylemiş oluyoruz diyorlar. La telvun kelimesinde de yani la teltefidune ila ahadin kaçan insanlar ne yapmazlar? Kimseye bakmazlar. Sadece canlarını dişlerine takmıştır. Şeylerini kurtarmaya çalışırlar. Sebebi nüzul. Şimdi bu ayetlerin yani 149'dan sonraki ayetlerin nüzul sebebi lemma raca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilel Medine. Uhud savaşından Medine'ye döndüğü zaman. Şimdi biz diyoruz ki Uhud daha Medine'dedir. Ama tabii ki Medine'den epey bir uzaklığı var. Yani epey bir uzaklığı var derken işte 5-6 kilometre uzaklığı var. Oradan dönünce Medine'ye vakat usibu bima usibu yevme Uhud'un Uhud günü kendilerine isabet eden hezimetten aldıkları isabet olmuştur. Kale nasun min ashabihi. Şimdi sahabe-i kiramdan birileri şöyle demiş. Min eyne asabena hada. Nereden bu bize bu musibet bize isabet etti? Nasıl oldu da biz yenildik gibi bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biliyorsunuz değerli kardeşlerim bir peygamber varsa veya bir veli varsa onun etrafındaki sahabesi veya müridanı her şeyini ona bağlarlar. O yapsın, o etsin, o şöylesin, o böyle etsin. Siz ne yapacaksınız? İşte onlar da dolansın etrafta gibi. Madem diyor biz Allah bize zafer murad etti ama bu yenilgi bize nereden isabet etti? Niye yenildik? Fakat va'adana Allahu en nasra. Allah bize zafer vaat etmişti ama bu musibete, bu yenilgiye nereden düşar olduk diye soru soruyorlar. Bunun üzerine feenzelallah lekad sadakakumullahu va'ade. Allahu Teala'nın vaadinde Allah doğru olmuştur. O size vaat ettiğini tutmuştur. İlâ kavlihi minkum men yuridü dünya. Yani 152. ayet-i kerime oluyor bu. Lekad sadakakumullahu va'dehu iz tahussune bi iznihi hatta iza feşiltum ve tenazatum fil emri ve asaytum. İşte burada dananın kuyruğu kopuyor. Ve asaytum min ba'di ma erakum ma tuhibbune minkum men yuridü dünya ve minkum men yuridül ahira. İşte bu. Yani siz asaytum isyan ettiniz Rabbinize, peygamberinize. Allah da size vaadini sakladı diyor. Peki efendim. İlâ kavlihi minkum men yuridü dünya. Yani er-rumat. Burada yani Allah-u Teala kastediyor. Er-rumate okçuları kastediyor. Ellezîne fealû mâ fealû yevme uhudin. Yani Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri efendim Uhud günü onların yapmış olduklarını kastediyor. Ne demek ne yapmışlardı onlar? Cenab-ı Peygamber gelecek aşağıda söyleyiverin. Okçular tepesine 50 tane okçu yerleştirmiş. Bizim arkamızı Uhud Dağı'yla bizim arkamızdan gelecek olan bir akın, bir efendim süvari birliği olursa oklarınızla onları engelleyin. Çünkü 50 okçu birer tane asker avlasalar 50 tane eder veya at avlasalar 50 tane eder. Bunların da 10-15 tane oku olduğuna göre yüzlerce avlayabilirler.
Ama işte buradaki ayet-i kerimede de haber verdiği üzere sevdikleri dünyalığa dalınca peygambere isyan ettiler. Ayet-i kerimeleri meallendiriyoruz şimdi Allah izin verirse. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn tuti'ullezine keferu. Eğer siz kafirlere itaat ederseniz yeruddukum ala aqabikum, sizi ökçeleriniz üzere geri döndürürler. Fetenkalibu hasirin, o zaman da siz kaybetmiş olarak husrana, ziyana ermiş olarak geri dönersiniz. Belillahu mevlakum. Fakat buradaki bel şey içindir, yani onların olumlu gördüğünü olumsuzlaştırmak veya olumsuz gördüğünü olumlu ifade etmek. İdrap diyorlar buna Arapçada. Belillahu mevlakum. Hayır, onların dediği gibi değil. Allah gerçekten sizin Mevlanızdır. Ve huve hayrun nasirin. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Senulgî fî kulûbillezîne keferû rûbe. Biz inkar edenlerin kalbine korku atacağız. Bima eşrakû billâhi. Allah'a şirk koşmaları sebebiyle me'lem yunezzil bihi sultanen, Allah onlara hiçbir delil, bir kuvvet indirmemiştir. Ve me'vâhumun nâr, onların me'vası, makarrı, ikamet edecekleri yer, kalacakları yer ateştir, cehennemdir. Ve bi'se mesve zalimin, zalimlerin, ki burada müşrikler manasına geliyor, müşriklerin sığınacakları, girecekleri yer ne kötüdür. Ve lekad sadakakumullahu va'de. Allah size vaadinde doğru oldu. Çünkü tehussunehum bi iznihi, onun izniyle onları öldürüyordunuz. Hatta iza feşiltum ve tenazatum, dağıldığınız ve birbirinize karşı geldiğiniz fil emri bir işte. Ve asaytum min ba'di ma erakum ma tuhibbun. Allah size sevdiğiniz şeyleri gösterdikten sonra Resulullah'ın emrine isyan ettiniz. Minkum men yuridu dünya, o 50 okçudan sizden dünyayı isteyenler vardı. Ve minkum men yuridul ahira, ve ahireti isteyenler vardı. Sümme sarafakum anhum, sonra sizi onlardan geri çevirdik. Liyebteliyekum, sizi imtihan etmek için, yenilgiyi tattırmak için. Ve lekad afa ankum, Allah Teala sizi affetti. Vallahu zu fadlin alel müminin, Allah müminlere lütuf sahibidir. İz tus'idune, gidiyordunuz. Ve la telvune ala ahadin, kimseye iltifat etmiyor, bakmıyordunuz. Ve rasulü yed'ukum fi uhrakum. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sizin arkanızdan çağırıyordu. فَاَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ, bir gam sebebiyle size bir başka gam isabet etti. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, üzülmeyesiniz diye, عَلَى مَا فَاتِكُمْ, kaçırdığınız şeylere, وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, ve size isabet eden sıkıntılara. وَاللّٰهُ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, Allah yaptıklarından haberdardır. Tehdit var burada aynı zamanda. Sümme enzele aleykum min ba'dil gammi emaneten. Sonra bu kederden, bu yenilgiden, ganimeti kaybetmek gibi kederlenmekten sonra Allah size bir güven, bir emniyet verdi. Nuasen, bir uyku başlangıcı verdi, uyuklama verdi. Yağşa taifeten minkum, sizden bir grubu kaplayan, yani sizden iman etmiş olanları kaplayan bir uyku başlangıcı verdi, uyuklama verdi. Ve taifetun kat ehemmetum enfusuhum. Fakat sizden diğer bir grup, yani Müslümanların içerisinde ganimet elde etmek için savaşa katılan münafıkları kastediyor burada. Ehemmetum enfusuhum, onların canları kendilerine daha mühim geldi. Yazunnune billahi gayral hakkı zannel cahiliye. Cahiliye zannıyla, Allah hakkında hakkın dışında bir zanla zannediyorlar. Allah bizi bırakıverdi veya Allah'ın gücü yetmedi gibi, haşa, zannediyorlardı. Yekulune hellena minel emri min şeyin. Bizim bu savaş meselesinde bir elimizde bir emir olsaydı, yani bizim irademiz olsaydı da şey yapsaydık, dediler. Kul innel emra kullahu lillah. Bütün emirler, bütün işler Allah'ındır. Yuhfune fi enfusihim, onlar
içlerinde, canlarında, kalplerinde gizliyorlar. Mâ lâ yubdûne leke, sana açıklamadıklarını içlerinde gizliyorlar. Yekûlûne, şöyle diyorlar. Levkâne lenâ minel emri şeyün mâ gutinnâ hâhuna. Eğer bu savaş meselesinde bizim elimizde bir iş olsaydı biz burada ölmeyecektik. Kul, ey peygamberim, de ki lev kuntum fi buyutikum, eğer siz evlerinizde olmuş olsanız, leberazellezine kutibe aleyhimul katlu, üzerine ölüm veya öldürülme yazılmış olanlar çıkar giderlerdi. Beraze alanda, boşlukta gitmek, uzaklaşmak manasına geliyor. Nereye giderlerdi? İlâ medâci'ihim, yatacakları yani öldürülecekleri yere, ölülerinin uzanacağı yere giderlerdi. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Allah bu yenilgiyi size göğüslerinizdeki olanı ve مَا فِي قُلُوبِكُمْ, kalplerinizde olanı temizlemek içindir. Yani içinizde olanla sizi imtihan etmek ve kalplerinizdeki Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri temizlemektir. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah göğüslerin içerisindekileri bilir. Yani göğüslerin sahip olduklarını bilir, hakkıyla bilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ. Sizden geri dönenler, يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ, iki ordu, iki topluluk kavuştuğu zaman birbirine, اِنَّمَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا. Şeytan onları işlemiş oldukları bazı şeyler sebebiyle ayaklarını kaydırdı. وَلَقَدْ عَفَى اللّٰهُ عَنْهُمْ. Allah onları affetti. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Allah çok bağışlayıcı ve ilim sahibidir. Yani cezayı geciktirir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey iman edenler! لَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. İnkar edenler gibi olmayınız. وَقَالُوا, ve şöyle diyen inkar edenler gibi olmayınız. قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا. Onlar savaşa gittikleri zaman, yeryüzünde uzaklaştıkları zaman, اَوْ كَانُوا غُزًّا, veya Allah yolunda gaziler, savaşanlar olduğu zaman şöyle derler onlar. لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا, eğer onlar bizim yanımızda olsaydılar, مَا مَاتُوا, ölmeyeceklerdi, ve مَا قُتِلُوا, ve öldürmeyeceklerdi. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. Allah-u Teala bunu onların kalplerinde bir hasret, bir iç yangısı olsun diye yaratmıştır. وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتْ. Allah dirilten ve öldüren Allah'tır. Veya Allah diriltir ve öldürür. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Evet, Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir, bilendir. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ, eğer siz öldürülürseniz, fî sebîlillâhi ev müttüm, veya ölürseniz. Şimdi öldürülürseniz demek, karşılıklı şimdiki silahlarla vuruştuğunuz zaman veyahut da kılıçla, okla vurulup öldürüldüğünüz zaman. Ev müttüm, o da mesela şimdi askerlerimizin cephede olup da şehit olan silahla öldürülenlere de şehit diyoruz. Yolda giderken kaza geçirip ölenlere de şehit diyoruz. Niye? Çünkü o yolda oldukları için. Burada da ev müttüm diyor işte. Ölmüşlerse le mağfiretun minallahi ve rahmet. Allah'tan bir mağfiret ve merhamet vardır. Hayrun mimma yecmeun. Onların ganimet olarak toplayacaklarından çok daha hayırlı rahmet ve mağfiret vardır. Ve le in müttüm. Eğer ölürseniz, ev gutiltüm, öldürülürseniz, le ilallahi tuhşerûn, Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Le ilallahi demek burada kasemin, yeminin cevabında gelen lam olduğu için mutlaka dedim. Vallahi le ilallahi tuhşerûn olmuş oluyor. Evet efendim, mealini böyle yaptıktan sonra tefsirine geçebiliriz Allah izin verirse. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn tuti'ullezine keferu. İnkar edenlere itaat ederseniz. Yeruddukum ala aqabikum. Ökçeleriniz üzere sizi geri çevirirler. Fetenkalibu hasirin. Evet. Ne demekmiş? İn ata'tumul kuffara vel münafikine fîmâ ye'murûnekum bihi. Eğer size emretmiş oldukları
şeylerde münafıklara ve kafirlere itaat ederseniz, yani bizim bir zamanlar memleketimizin idarecilerinin Avrupa'ya ve Amerika'ya itaat edip de onların dediklerini uyguladıkları zamanı ifade ettiği gibi. Yeruddukum, onlar sizi geri çevirirler, ala aqabikum, ökçeleriniz üzere. Ey yeruddukum ilel kufri, küfre geri çevirirler. Çünkü yeruddukum ala aqabikum demek, bir kimsenin geldiği yerde arkada bıraktığı şey demektir. Dolayısıyla sahabe-i kiram küfürden Müslüman oldukları için onlar yani arkanızda olan şeye sizi çevirirler, küfre geri döndürürler manasına gelmiş oluyor. Feten galibu hasirin, ey terci'u ilel husran, zarara dönmüş olursunuz. Yani küfre geri dönmek, kaybetmek demektir zaten. Ve la husrane, zarar yoktur. Ve la husrane azamu min en tetebeddelul kufra. Küfrü değiştirmekten daha büyük bir zarar yoktur. Ne ile? Bil imani, iman ile. Şimdi burada değerli kardeşlerim, ben size bazı şeyler söylemiştim. Teşbihte ne oluyordu? Ba, müşebbehun bihin başına geliyordu. Ba harficeri alışverişte de paranın başına geliyor idi. Şimdi alışveriş nedir? Bir tebeddüldür. Mal alıyorsun, para veriyorsun veya trampa usulü olursa mal alıyorsun, mal veriyorsun. İşte şunu aldım, şunu verdim diyeceği zaman mesela Bakara suresinde estağfirullah. Ulaikellezine iştaravu dalalete bil huda. Onlar sapıklığı, hidayeti vererek aldılar. Burada da öyle oluyor. Ve la husrane azamu min en tetebeddelu el kufra. Küfrü değiştirmekten bil imanı, imanla. Yani paranın başına B geldiğine göre imanı veriyorlar, küfrü almış oluyorlar. Gale İbn Abbas. Şimdi burada tetebeddelü demek iştira da var biliyorsun. Efendim Bakara suresinin büyük birinci sayfanın sonunda Ulaikellezine iştaravu dalalete bil huda. Dalaleti, hidayeti vererek satın aldılar. Orada işte iştira kelimesi kullanılıyor. O da istibdal manasına gelmiş oluyor buradaki gibi. Gale İbn Abbas, humül münafikun. Bunlar münafıklardır. Yani zarara uğrayanlar. Kalu lil müminine, müminlere şöyle dediler. Lemma raca'u, müminler döndüğü zaman min Uhud'in, Uhud savaşından. Lev kâne nebiyyen ma esâbahû. Eğer peygamber olsaydı ona isabet eden, ellezî esâbehu, isabet eden şey isabet etmezdi. Ferci'u ilâ ihvânikum. Öyleyse sizin kardeşleriniz olan münafıklara dönünüz. Yani onlar da aynı yerde yaşıyorlar, aynı kabileden oldukları için öyle diyorlardı. Bellillâhu mevlâkum. Bellil ıdrabi, ıdrab içindir. Ey leysu ensâran lukum. Onlar sizin için yardımcı değildirler. Hatta tuti'uhum. İşte mesela bugün değerli kardeşlerim, işte Amerika'nın yapmış olduğu şeyler İslam ülkelerinde felaketten başka bir şey geride bırakmıyorlar. Güya onlara yardım ediyor, demokrasi götürüyor, şu ne diyor, bu ne diyor. Bizde de var işte, bazıları demokrasi getireceğiz falan diyorlar. Ama maalesef demokrasi yok bu işin içerisinde. Zulüm var, işkence var. Ölüm var, başka bir şey yok. İnsanlık yok, adalet yok, bir şey yok. Evet. Leysu ensarın lekum. Onlar sizin için yardımcı değildirler. Hatta tuti'uhum. Onlara itaat edinceye kadar. Belillahu nasirukum. Belki Allah gerçekten sizin nasırınızdır, yardımcınızdır. Öyleyse fe'ati'u emrahu. Allah'ın emrine itaat ediniz. Ve huve hayrun nasirin. O Allah yardım edenlerin en hayırlısıdır. Ey huve subhanehu, münezzeh olan Allah, hayru nasirin ve hayru mu'inin. Yani yardımcı, ikisi de aynı manaya geliyor. Yardımcıların en hayırlısıdır. Fela testen sıru bi gayrihi, başkasından yardım istemeyiniz. Niçin? Değerli kardeşlerim, ölüm haktır. Miras helal derler. Ancak Allah izin vermedikçe kimse öldüremez, kimse ölmez.
ve bir kimse de rızkını bitirmedikçe ölmez. Bu ikisi Allah'ın garantisindedir. Onun için Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinden yardım isteyeceksin. Başkalarının yardımına ihtiyacın olmayacak. Ve Cenab-ı Allah Azze ve Celle bizi koruyacak. Çünkü ölüm takdir etmişse zaten öleceğiz. Ama burada, ama şurada. Fakat asıl olan nedir? Allah'ın öldürmesidir. İnsan bir şey yapamaz. Allah yardımcıların en hayırlısı idi. Ve huve hayrun nasirin. Ey huve subhanehu hayrun nasirin ve hayru mu'inin. Fela testensiru bi gayrihi. Başkalarından yardım istemeyiniz. İstensaranın sini talep manasına geliyor. Vela tatlubu en nusrate bi gayrillah manasına gelir. Sümme beşşara teala el müminine. Allah sonra müminleri müjdeledi. Bi ilka ilqa'ir ru'bi fi kulubi a'daihim. Düşmanlarının kalplerine korku atmakla müjdeledi. De fekale buyurdu. Senulki fi kulubillezine keferur ru'be. Senulki atacağız fi kulubillezine keferu. İnkar edenlerin kalplerine er-ru'be korku atacağız. Yani er-ru'b el-khavfüllezî temle'ul kalbe diye geçer lügatta. Er-ru'b el-khavfü. Ru'b korkudur. Ama nasıl bir korku? Temle'ul kalbe. Kalbi dop dolu dolduran bir korkudur. Hani can boğaza geldi derler ya korkudan, onu ifade eder. Senâk-ı zifü, bakın. Senülkî koyacağız, atacağız. Senâk-ı zifü de atmak manasına geliyor. Fî kulûbihimul khavfe vel feza'a. Korkuyu atacağız. İkisi de korku manasına geliyor. Arasına bir eşit işareti koyuverin. Bima eşrakû billâhi mâ lem yunezzil bihi sultanen. Peki bu korkunun sebebi ne? Bima eşrakû billâh. Allah'a şirk koşmaları. Mâ lem yunezzil bihi sultanen. Allah da buna hiçbir delil indirmediği halde. Yani Allah buyurmadı ki Kur'an'ında benden başkasına da tapabilirsiniz diye. Ey bi sebebi işrakihim billahi, Allahu Teala oradaki bima'daki ba sebep manası ifade ettiğini burada ifade ediyor, tercüme ediyor. Bi sebebi işrakihim billahi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle ve ibadetihim ma'ahu. Zaten şirk Allah'ı tanıyıp Allah'a ve yukarribuna ilallah zülfa diyor kafirler. Biz putlara bizi Allah'a yaklaştırması için, biz çok adi sıradan bir insanız, Allah'a yaklaşamayız. Biz putlar sebebiyle, düşün kendi canlı bir şey, varlık olduğu halde puta tapıyor da o Allah'a yaklaşacak. Taş, ağaç nasıl yaklaşacak düşünmüyor kafasızlar. Ve ibadetihim ma'ahu, Allah'la beraber ibadet etmeleri, aliheten uhra min gayri hüccetin vela burhanin, delilsiz olarak Allah'tan başka bir tanrıya tapmalarıdır. Onun için değerli kardeşlerim, bizler konuşmamızda, yaşamamızda, tedavimizde Allah'tan isteyeceğiz. Bundan oldu, bundan oldu dersek Allah'a şirk koşmuş oluruz diyor bazı büyükler. Ve me'vâhumun nâr, onların varacakları yer, yani karar kılacaklar, yerleşecekleri yer cehennemdir. Ey müstakarruhum ennaru, istikrar edecekleri, yerleşecekleri yer ateştir. Ve bi'se mesve zalimin, zalimlerin sığınağı ne kötüdür. Ey bi'se kamuz zalimin, zalimlerin makamı, kalacakları yer efendim ne kötüdür. Zalimin burada müşrikin manasına geliyor. İnne şirke le zulmün azim diyor Lokman suresinde Hazreti Lokman oğluna. Zalimin naru cehennem. Evet, cehennem ateşi ne kötüdür onlar için. Fehum, onlar fi dünya mer'ubune ve fil ahireti muazzebun. Onlar dünyada korkutulmuş olarak yaşarlar ve fil ahireti muazzebun, ahirette de azaba çekileceklerdir. Ve fil hadis, Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Nusırtu bir ru'bi mesirate şehrin. Yani bir aylık yürüyecek bir yolda korkuyla yardım edildim diyor Peygamber Efendimiz. Yani mesela Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim 30 bin kişilik bir orduyla Tebük'e gidiyor. Tebük'e varıncaya kadar Bizanslılar, Müslümanlar geliyor diye 100 bin kişilik ordularını geri çekiyorlar, korkudan kaçıyorlar. Bu da onu ifade ediyor. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَهُ. Şimdi yukarıda hani bu başımıza niye geldi? Allah bize
zafer vaat etmişti sorusunun cevabı olmuş oluyor. Allah vaadinde doğru oldu. Ey vefallahu lekum. Allah size tas tamam verdi. Ma vaadekum bihi minen nasri ala aduvikum. Düşmanlarınıza karşı zaferi size vaat ettiği gibi verdi. İz tahussunehum ey taktulunehum katlen zeri'an. Şimdi burada taktulunehum onları öldürüyordunuz. Katlen zeri'an. Zeri'an burada Arapça sözlükte seri'an demek oluyor. Türkçe sözlükte ise kırıp geçirmek, katlen zeri'an, kırıp geçirmek diye ikisini birden deyim olarak almış. Ama taktulunehum zeri'an olursa süratle öldürüyorsunuz. Katlen zeri'an, evet bu şekilde mana veriliyor. Ve tahsudunehum bisuyufikum biiradetillahi ve hukmihi, Allah'ın hükmü ve iradesiyle kılıçlarınızla onları öldürüyordunuz. Hatta izâ feşiltum ve tenazatum, siz dağıldınız ve birbirine düştünüz fil emri, bu savaş işinde. Ey hatta izâ cebentum ve da'aftum ve ihteleftum fi emril mukami fil cebel, dağda kalma konusunda, yani okçular tepesinde kalma konusunda birbirinize düştünüz ve ganimet, dünyalık sizi zaafınıza, zayıf tarafınıza dokundu ve korktunuz. Ve asaytum min ba'di ma erakum ma tuhibbun, sevdiğiniz şeyleri gördükten sonra isyan ettiniz. Ey asaytum emrar rasul sallallahu aleyhi ve sellem ba'de en kâne nasru halifukum, yardımcınız olduğu, yanınızda, beraberinizde olduktan sonra Resulullah'ın emrine itaatsizlik ettiniz. Ruviye anlatıldı ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem vada'a hamsine miner rumat, okçulardan 50 kişiyi oraya yerleştirdi. Fevkal cebeli, dağın başına. Ve emarahum, onlara şunu emretti. En yedfe'u anil müslimine, Müslümanlardan düşmanı def etmelerini emretti. Ve kâle lehum, onlara dedi ki la tebrahu emâkînekum, mekanlarınızı değiştirmeyin. Yani burada la terbahu, gitmeyin, değiştirmeyin veya orada daim kalın. La tezalu diye de lügat söylemiş. Orada sürekli kalın. Hatta velev ra'aytumuna, o zamana kadar yerinizde kalın ki velev ra'aytumuna, siz bizi görseniz takattafet net tayru, kuşların bizi kapıp götürdüğünü bile görseniz yerinizi değiştirmeyin, benden emir gelmedikten sonra diyor Peygamberimiz. Felemmel takal ceyşan, iki ordu karşılaştığı zaman lem takve haylül müşrikin, müşriklerin atları güç yetiremedi, dayanamadı. Alessebeti bi sebebi siham elleti ahazethum fi vucuhihim. Yani karşıdan üzerlerine okçuların atmış olduğu oklar sebebiyle düşmana karşı gitmekte dayanamadılar, geri döndüler. Fen hezemel müşrikûnde, müşrikler yenildiler. Niye? Çünkü önde süvari birliği var. Süvari birliği hücum edince beraber ne yaptı? Karşıdan okçular bunları oklayınca geri kaçtı. Geri kaçınca arkadaki yayaları, piyade askerleri çiğnediler. Dolayısıyla da bir hezimet, bir kargaşa başladı. Tabii Halid bin Velid'in 200 atlısı dağın arkasındaydı. Hen hezemel müşrikun, müşrikler yenilgiye uğradılar. Felemma ra'er rumatu zalike, bu peygamberimizin dağın başına dikmiş olduğu, okçular tepesine dikmiş olduğu 50 kişi bu durumu görünce, müşriklerin kaçışmaya başladığını görünce kalu el ganimete, el ganimete, ganimete koşun, ganimete koşun efendim diye bağırdılar. Ve nezelu li cem'il eslabi, eslab değerli kardeşlerim, men gatele gatilen felehu selebuhu, seleb demek bir öldürülen müşriğin, kafirin üzerinden alınan silahı, elbisesi, parası vesairesi, kalkanı, mızrağı, neyse o manaya gelir. Eslab da selebin çoğulu gemisidir. Ve nezelu, indiler. Hazfi icaz var. Ve nezelu min mekanihim minel cebeli demektir. Dağdan indiler.
Niçin? Lijem'ül eslabi, kaçan müşriklerin efendim bıraktıklarını toplamak için. Ve sebete reisuhum, onların yani 40-50 okçunun reisleri ise sabit kaldı. Ve ma'ahu aşara tün fecaahumul müşrikune min halfil cebel. O reis, okçuların reisiyle beraber 10 kişi kalmış, 50 kişiden 40 kişi gitmiş. Fecaahumul müşrikun, Hazreti Halid bin Velid, bakın şimdi Hazret diyorum ama o zaman Hazret değildi. Min halfil cebel, dağın arkasından geldiler. Fekatelu el bakiyete, bu geri kalan 10 kişiyi öldürdüler. Minel rumati, okçulardan. Ve nezelu alel müslimine, Müslümanların aleyhine indiler. Bir suyufihim, veya Müslümanların üzerine indiler. Sanki gökten bir tufan gibi ifade ediyor burada. Bir suyufihim, kılıçlarıyla. Min halfi zuhurihim, sırtlarının arkasından demek. Zahır arka demek, yani omuz arkası oluyor. Half da arka manasına geliyor. Yani müşriklerin arkadan dolanmış oluyorlar ya, onu ifade ediyor. Fen kaleben nasru illa hezimetin lil müslimin. Zafer Müslümanların hezimetine dönüştü. Ve fezalike kavlu taala min ba'de ma araakum ma tuhibbun. Allah size sevdiğinizi gösterdikten sonra, asaytu min ba'de ma araakum oluyor işte, Allah'ın peygamberine isyan ettiniz. Ey min ba'din nasri minkum men yuridu dunya, sizden bir kısmını dünyayı murad ediyor. Ey el ganimete ve humul lezine teraku el cebele, okçular tepesini terk eden bu 40 okçu olmuş oluyor. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ, sizden de bir kimse, yani okçulardan geri kalan 10 kişi ve reisleri ahireti tercih ediyor. اَيْ سَوَابَ اللّٰهِ وَهُمُ الْعَشَرَةُ الَّذ۪ينَ سَبَتُوا ف۪ي مَرْكَزِهِمْ مَعَ اَم۪يرِهِمْ, komutanlarıyla beraber bulundukları okçular tepesinde sabit kalan diğer 10 kişi. Ve minhum men yuridul ahira, ve minkum men yuridul ahira ayet-i kerimesi onu ifade ediyor diyor. Onların emirleri kimmiş? Ma'a emirihimden bedel Abdullah İbni Cübeyr. Sümme üstüşhidû, sonra onların hepsi şehit edildiler. Sümme sarafakum anhum liyebteliyekum, Allah sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi. Ey raddekum bil hezimeti anil küffari, evet kafirlerden hezimetle sizi geri çevirdi. Liyemtahine imanekum, imanınızı imtihan etmek için. Ve lekad affa ankum, sizden affetti ama bu hatanızı. Ey safaha, vazgeçti ankum, sizden maal isyan, isyanla beraber. Şimdi değerli kardeşler, burada lekad affa ankum, yani sizin aslında cezanız ölümdü. Sizi öldürmek gerekiyordu. Fakat Allah-u Teala sizin bu yapmış olduğunuz isyanınızı bile affetti diyor. Ve fihi, burada vardır. İ'lamun bi enne zembe kâne yestahikku eksera mimma nezele bihim. Evet. İ'lamun bi enne zembe, günahın, kâne yestahikku eksera mimma nezele bihim. Yani Allah Resulü'nün emrine itaatsizlikten meydana gelen günah, onların başına gelen bu yenilgiden çok daha büyük bir cezayı hak eder. Levla affullahi anhum, eğer Allah'ın affı olmasaydı. Ve lihâde gâle vallahu zû fadlın alel müminin, Allah müminlere lütuf sahibidir. Burada aleyhim demiyor da alel müminin diyor. Müminleri şereflendirmek ve imanlarından dolayı onlara lütuf sahibi olmak için diyor. Ey zü mennin ve nimetin. Men ve nimet burada aynı manaya geliyor. Nimet sahibidir alel müminine, müminlere karşı. Fi cemi'il evkati vel ahval, bütün hal ve vakitlerde, zamanlarda müminlerin üzerine nimet sahibidir Cenab-ı Allah. İz tus'idûne ve lâ telvûne alâ ahadin. Siz gidiyordunuz. Üzkuru ya ma'şaral müminin. Buradaki üzkuru, iz zarfının fiili olmuş oluyor. O da mef'ulü fih olmuş oluyor. Efendim, ya ma'şaral müminin, ey müminler topluluğu hatırlayınız. Hîne velleytumul edbâra, arkaya dönüp kaçtığınız zaman, teb'udûne fil firâr,
kaçmakta uzaklaşıyordunuz. Ve la teltefitune ila ma veraekum, arkanıza bakmadan kaçıyordunuz. Ve la yakifu vahidun minkum li ahara, birisi diğeri için durup beklemiyordu. Yani herkes can derdine düşmüş. Yenilgiyi Allah kimseye göstermesin, özellikle Müslümanlara göstermesin. Efendim ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Birisi ya dur beni de bekle dese de bekleyecek hali olmuyor diyor. Ve Resulü yed'ukum fi uhrakum. Allah Resulü ise sizin arkanızdan size çağırıyordu, sesleniyordu. Ey ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem yunadikum, size nida ediyor, sesleniyordu. Min veraikum, arkanızdan. Yekulu şöyle diyordu. İleyye ibadallah, ileyye ibadallah, ene Resulullah. Şimdi biliyorsunuz Cenab-ı Allah Azze ve Celle müminleri bu hezimete uğrattığı zaman münafıklardan birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a çok benzeyen bir sahabiyi öldürdüğü için ben Muhammed'i öldürdüm diye bağırınca bu bir yaygara meydana geliyor. Savaşta herkes can derdine düşmüş. Efendim düşman öldürüyor falan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürüldüğünü de duyunca beraber çok şok geçiriyorlar. Onu ifade ediyor burada. Ancak Peygamberimiz ölmediğini burada ifade ederken kaçanlara bağırıyor. İleyye ibadallah, ileyye ibadallah, ene Resulullah, men yekurru felehul cennet. Ey Allah'ın kulları, ey Allah'ın kulları, bana gelin, ben Allah Resulüyüm. Kim geri dönerse, kerre yekurru, geri dönmek demektir. Felehul cennet. Cennet, onun için cennet vardır. Ve entüm temne'ûne fil firar. Yani siz de firarda daim oluyordunuz. Yani firarda peygamberimize gitmiyordunuz, kaçıyordunuz. Ve esâbekum gammen bi gammin. Sizi Allah-u Teala karşıladı. Burada esâbe karşılık verdi. Gammen bir gam, bir kederle, bir gammin bir gam sebebiyle. Yani burada ne var? Bir, ordunun yenilmesi gam mı var? Ganimetin kaçırılması gam mı var? Dolayısıyla da bunlarla Allah-u Teala size karşılık verdi. Ey cazakum, sizi cezalandırdı, karşılığınızı verdi. Ala sani'ikum, yaptığınız üzerine gammen bir keder karşılığı verdi. Bir sebebi gammikum lirrasul sallallahu aleyhi ve sellem ve muhalefetikum emrahu. Peygamberin emrine muhalefetiniz ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdiğiniz üzüntü sebebiyle Allah size bir keder, bir gam verdi diyor. Niçin? لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, kaçırdığınız zafer ve ganimete üzülmeyesiniz diye. اَيْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ, ganimetten kaçırmış olduğunuz şeylere üzülmeyesiniz diye. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْهَزِيمَةِ, ve hezimetten de size isabet eden, yenilgiden size isabet eden şeye üzülmeyesiniz diye. وَالْغَرَزْ, buradaki hedef nedir? Beyanu hikmeti minel gammi, gamdaki olan hikmetin açıklamasıdır. Ve huve, o da nedir? En yunsiyehum el huzne ala ma fatehum ve ma asabehum ve zelke min rahmetillahi teala bihim. Yani ve huve en yunsiyehum, onlara unutturmaktır el huzne, üzüntüyü ala ma fatehum, geçirdikleri, kaçırdıkları şey üzere, ve ma asabehum, ve kendilerine isabet eden yenilgi üzere. Ve zelke min rahmetillahi teala bihim, Allah'ın onlara rahmeti, merhameti sebebiyledir. Vallahu habirun bima ta'melun, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey ya'lemul muhlisa min gayrihi. Evet, kim ihlas sahibi ise Allah-u Teala onu diğerlerinden ayrı bilir. Sümme enzel aleykum min ba'dil gammi emaneten. Sonra o Allah size kederden sonra bir güven indirdi. Nuasen, bir uyku başlangıcı, uyuklama diyoruz biz buna. Ve hâdâ imtinânun minhu teâlâ aleyhim, müminler üzerine Allah-u Teâlâ'nın bir nimetidir. İmtenne, imtinan, biz minnetten, başa kalkmaktan falan şey diyoruz da genelde nimet o manada var, nimet manası da var. Peki efendim, ey sümme ersele aleykum ba'de zelikel gammi şedid, bu şiddetli gamdan sonra Allah-u Teala size gönderdi. En nuase, uyku başlangıcını, lissekineti ve tomanineti, sükun bulmak
ve mutmain olmak, rahat olmak için ve le te'menû güvende olmanız için ala enfusikum canlarınıza min aduvikum düşmanınızdan fel haif la yenamu korkan kimse ise uyumaz diyor. Evet. Gerçi şöyle bir şiir var ama Şebi yeldayı müneccimle müvakkit ne bilir müptelayı gama sor kim geceler kaç saat diye. Yani dertli insan korkuda bir dert olduğuna göre işte uyuyamaz diyor. Allah-u Teala bu şeyi uyku başlangıcını gönderdi. Raval Bukhari'yü an Enes'in enne Eba Talhate gale. Buhari'nin rivayetinde Enes bin Malik'ten Ebu Talha, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük müdafilerinden de bu savaşta, gâşiyena ennu'asu, bizi uyku başlangıcı kapladı, örttü. Ve nahnu fî masâb fina, yevme uhudin, Uhud günü biz savaşta ordunun saflarında iken bize bir uyku başlangıcı kapladı. Gâle, Fecaale seyfi yeskutu min yedi ve akhizuhu ve yeskutu ve akhizuhu. Kılıcım düşüyor. Yani malumunuz uyurken ne yapar insan? Kendinden geçer, elindekileri bırakıverir. Hatta şöyle bir şey var. Ayet-el Kürsi'nin tefsirinde İbn-i Kesir'de okumuştum ben. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi gökleri ve yeri nasıl tutuyorsun dememişse sen la te'khuduhu sinetun وَلَا نَوْمٌ Uyku başlangıcı ve uyku Allah'ı kaplamaz, Allah'a uyku gelmez, Allah uyumaz manasına diye. O zaman Musa Aleyhisselam'a meleklerini gönderiyor Cenab-ı Allah. Diyor ki, onu diyor üç gün uyutmayın. Eline de iki cam sürahi veriyorlar. Ondan sonra da tam uyuyacağı zaman melekler uyarıyor falan. Üç gün Musa Aleyhisselam'ın şeyi kesiliyor, dermanı kesiliyor. Artık uykuya dayanamaz hale gelince melekler bırakıveriyorlar onu uyutmamayı. Bunun üzerine Musa aleyhisselam 3 günlük uykusuzluktan sonra bir anda gözleri kapanıp canı geçince beraber ellerindeki sürahileri birbirine vuruyor. Camlar kırılıyor, sular dökülüyor. Cenab-ı Allah da diyor ki işte gördün mü ya Musa? Eğer ben uyuyacak olsam semavat ve arzın düzeni bu şekilde birbirine karışır, bozulur diyor. Evet. Demek ki burada Ebu Talha ben diyor orduda saf askerlerin arasındayken diyor uyku geldi. Elimdeki kılıcı düşürüyordum, tekrar alıyordum, tekrar düşüyordu, tekrar alıyordum diyor. Sümme zekere subhanehu enne tilkel emenete bu güven lem tekün ammeten genel olarak İslam ordusunun hepsi içinde değildi. Bel kânet li ehlil ihlas. Bunlardan ihlas ehli için yani kalbi samimi olanlar için olmuştur. Ve bakiye ehlün nifakı fi havfin ve fezain korku ve üzüntü içerisinde ehli nifak kalmış idi. Fekale yağşa taifeten minkum. Bu nuas, uyku başlangıcı efendim sizden bir grubu kaplıyor. Ey yağşa nevmu ferikan minkum. Sizden bir fırkayı, bir grubu kapsıyor. وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُخْلِصُونَ Onlar da ihlaslı müminlerdir. وَتَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُمْ اَنْفُسُمْ Ama diğer bir grup ise onların nefisleri kendilerine daha mühim geldi. اَيْ وَجَمَاعَةٌ اُخْرَى Diğer bir grup, topluluk حَمَلَتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ Onların nefisleri onları sevk etti. عَلَى الْهَزِيمَةِ هَزِيمَةَ فَلَا رَغْبَةَ لَهُمْ اِلَّا نَجَاتُهَا O nefislerin herhangi bir ganimete vesaireye rağbeti yoktu. Sadece canını kurtarmaya çalışıyordu. Ve humul münafıkun onlar da münafıklardı. Ve kâne sebebu fî zelike bu konuda sebep teva'udül müşrikîn bir rucu' ilel gıtâli. Müşriklerin savaşa dönmelerinde onlara bir tehdit olmuş oluyor. فَقَعَدَ الْمُؤْمِنُونَ مُتَهَيِّئِينَ لِلْحَرْبِ Müminler ise harbe hazır olarak oturdular. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الْاَمَنَةَ فَنَامُ Allah onlara emniyet, güven indirdi ve uyudular. وَاَمَّا الْمُنَافِقُونَ اَلَّذ۪ينَ اَزْعَجَهُمُ الْخَوْفُ Korkunun kendilerini efendim rahatsız ettiği münafıklar ise بِاَنْ يَرْجَعَ الْكُفَّارُ عَلَيْهِمْ Kafirlerin aleyhlerine geri dönecekleri korkusu
Onlar rahatsız etmiştir diyor. Fakat taran nevmu min ayunihim, uyku gözlerinden uçtu. Minel feza'i vel ceza'i, korku ve sızlanmadan uyku gözlerinden kaçtı diyor. Yazunnune billahi gayrel hakkı zannel cahiliye. Onlar Allah hakkında haktan başka cahiliyi bir zanla, müşriklik dönemindeki zanla zannediyorlar. Ey yazunnune billahi zunune seyyiyete, kötü zanlarla Allah hakkında zan besliyorlar. Misle zanni ehli cahiliyeti, cahiliye döneminin ahalisinin zanlı gibi. Gale İbn-i Kesir ve hakeza haulâi, böylece onlar itakadû ennel müşrikine lemmâ zaharû tilke sa'a ennehâ el faysalatu. Müşrikler bu anda galip geldikleri zaman, o anki faysaladır. Faysala, yani fasıladan geliyor bu. El hakim el kadda'e demektir. Beynel hakkı vel batıl manasına geliyormuş. Demek ki burada hak ve batılı ayırmak. Ve ennel İslam'a kad bade ve ehluhu, bade de heleke manasına geliyor. Yani hakeda haulâ-i itakadü ennel müşrikine lemmâ zaharû ilke sa'a, o dakikada, o anda, o saatte müşrikler galip geldiklerine inandıkları zaman enneha el faysala, ve bu hakkı batıldan ayıran, efendim biz haklıyız, galip biz diye bir anda, ve ennel İslam'a kad bâde ve ehluhu, İslam ve ahalisi de helak olduğu zannına kapıldılar. Bunlar cahiliye zannı olmuş oluyor. Ve hâda şe'nu ehlir raybi ve şekki, İslam hakkındaki, peygamberimiz hakkındaki şüphe eden kimselerin durumudur diyor. İza hasala emrun minel umur el fazi'a, çirkin işlerden bir şey meydana geldiği zaman, tahsulu lehum hadihi zunun, bu zanlar onların hakkında meydana gelir. Eşşeni'a, bu çirkin zanlar. Yekulune hellena minel emri min şey, leyse lena minel emri şeyun, bizim bu konuda herhangi bir yetkimiz yok. Velev kâne lena ihtiyarun, eğer bir seçeneğimiz olsaydı, mâ haraşnâ li gıtâl, savaş için çıkmazdık. Kul innel emre kullehu lillah, bütün emirler Allah'ındır. Kul ya Muhammedu li ulaikel münafikin, el emru kulluhu biyedillah, bütün emirler Allah'ın elindedir. Yusarrifuhu keyfe yeşâhu ve yehfûne fî enfusîm mâ la yübdûn. Evet, Allah-u Teala dilediği şekilde o işleri düzenler. Yuhfûne fî enfusîm mâ la yübdûne lek, sana göstermediklerini işlerinde gizliyorlar. Ey yuftunune fi enfusihim ma la yuzhirune leke, sana ısrar etmediklerini kendi işlerinde gizliyorlar. Yekulune lev kâne lena minel emri şey'un, derler ki eğer bize bir iş, bir hakkımız olsaydı, ma gutilna hahuna, burada ölmeyecektik. Lev kâne l-ihtiyaru lena, eğer bu savaş konusunda bizim bir seçeneğimiz olsaydı, lem nahruç felem nuktel velakin ukrihna alel huruç, fakat biz çıkmaya zorlandık diyorlar. Ve hâzâ tefsirun lima yubtınûnehu, gizledikleri şeyin açıklamasıdır diyor. Gâle Zübeyr. Zübeyr dedi ki, ursile aleyne nevmu, bizim üzerimize uyku gönderildi. Zalike el-yevm, bu Uhud gününde savaşırken, ve inni le esmeu kavle Muattib ibn Kuşeyr, Muattib ibn Kuşeyr'in şu sözünü duydum diyor. Ve nuasu yaşani, uyku başlangıcı beni kaplamıştı. Efendim yekulu lev kâne lena minel emri şeyun mâ gutilnâ hâhunnâ. Demek ki Cenab-ı Allah o münafığın söylemiş olduğu bu sözü Müslümanlara bildirmiş oluyor. Kul lev kuntum fi buyutikum, eğer siz evinizde olsaydınız, leberazellezine kutibe aleyhimul katil, kendilerine ölüm veya öldürülme yazılmış olan kimseler çıkıp gideceklerdi. Beraze, ibraz etmek kullanıyoruz biz de, ibraz bir şeyi ortaya koymak, o da uzağa gitmek. Buradaki beraze uzağa gitmek manasına gelir. Evet, gidecekti diyor. Leberazellezine kutibe aleyhimul katlu ila medaciihim, sizin hakkınızda katil olmuş olsaydı, yazılmış olsaydı, yani
o anda ölecek eceliniz gelmişse gidecekti ila medacihim, öleceği yere yatmaya gidecekti. Ey kul lehum ya Muhammedu, ey peygamberim onlara de, lev lem tahrucu min buyutikum ve fikum ma gaddarallahu aleyhi el katle le kharaca ulaike ila masari'ihim. Evet. Eğer siz evlerinizden çıkmasanız ve fikum sizin içinizde olsa, olduğu halde men gaddarallahu aleyhi el katle, Allah bu savaşta ölümü, öldürülmeyi ona takdir eden kimse gidecekti. Leharaca çıkacaktı ulaike, o ölüm hakkında Allah'ın hükmettikleri kimse, ila masari'ihim, yatacakları yere, tuş olacakları yere gideceklerdir. Fekaderullahi la menase minhu. Allah'ın takdirinde ise bir te'hir yok. Menas, müteahharlık yok manasına. Ve la mefer, kaçış da yoktur. Ve liyebteliyallahu ma fi sudurikum, Allah kalplerinizdeki, göğüslerinizdeki şeyi imtihan etmek içindir. Ey liyahtebira ma fi kulubikum minel ihlas ve nifak, Allahu Teala ihlas ve nifaktan sizin kalplerinde olanları denemek içindir. Ve liyumahsa ma fi kulubikum, kalplerinizdeki temizlemek ve liyunakkiye, temizlemek için ma fi kulubikum, kalplerinizde olan şeyi, ve yutahhirahu ve sizi temizlemek içindir. Fe'ale biküm zelke, dolayısıyla bunu size yaptı. Vallahu alimun bi zati sudur, Allah göğüslerde olanlar hakkıyla bilendir. Ey alimun bi serairi muttali'un alet damair, Allahu Zülcelal ve Sekaddes Hazretleri efendim içteki gizlilikleri bilir ve yine göğüslerdeki gizliliklerdekine de muttalidir, haberdardır. Ve ma fiha hayrun ev şerrun, oradaki hayır ve şerde ne varsa onları bilir. Sümme zekere subhanehu ellezine inhezemu yevme uhudin fekale. Uhud günü yenilen kimselere, yani Müslümanlara şöyle dedi. İnnellezine tevellev minkum, sizden geri dönenler. İnhezemu minkum minel ma'raketi, savaşta yenilip de kaçanlar. Yevmel tekal cem'an, iki ordu karşılaştığı zaman. Ey cem'ul müslimine ve cem'ul müşrikin, Müslümanların topluluğu ile müşriklerin topluluğu karşılaştığı zaman, اِنَّمَا سَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا, şeytan onların işlemiş oldukları bazı sebeplerden dolayı onların ayağını kaydırdı. اَيْ اِنَّمَا اَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِوَسْوَسَتِهِ, şeytan vesvesesiyle onları, ayaklarını kaydırdı. Ve kaahum, onları düşürdü, fil hatiyeti, günaha, bi ba'dı ma amilu mine zünub, günahlardan işlemiş oldukları şeyler sebebiyle. Ve hu muhalefetü emri Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü'nün emrine muhalefettir o da. Ve lekad afallahu anhum, Allah onların günahlarını affetti. Efendim, ey tecavüze an ukubetihim, onların cezalandırmaktan vazgeçti. Ve safaha anhum, onları görmezden geldi, affetti manasına. İnna Allahe gafurun halim, Allahu Teala çok bağışlayıcı ve çok hilim, yumuşaklık sahibidir. Ve si'ul mağfirati, geniş bir bağışlama sahibidir. Halimun, halimdir. La ya'celu el-ukubete limen asahu, kendine isyan eden kimsenin cezalandırmasında acele etme. Değerli kardeşlerim, burada bir şeylere işaret var. Yani Cenab-ı Allah Azze ve Celle'ye biz sabahtan akşama kadar günah işliyoruz. Hele hele bazıları var ki, mesela adamlar evlerine gitmiyorlar, gece sabaha kadar orada burada içki içeceğiz diye şey yapıyorlar, kavga, gürültü vesaire yaşıyorlar. Ama buradaki asıl olan nedir? Allah-u Teala'nın kendine yapılan, peygamberine, zaten Allah'ın peygamberine yapılan şey Allah'a yapılmış demektir. Hani Cenab-ı Allah Azze ve Celle Âl-i İmrân suresinde buyuruyor ya, اِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبَكُمُ اللّٰهِ, yani Allah'ı sevmek peygambere tabi olmakla olur. Dolayısıyla da başka şey olmaz. Burada da onu ifade etmiş oluyor. ثُمَّ نَهَا سُبْحَانَهُ عَنِ الْاِخْتِدَاءِ, sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bil münafıkı, münafıklara iktida etmek. Yani iktida nedir? Muktedi kimdir? Muktedi, imama uyan kimse demektir. İktida da uymak manasına gelir.
bil münafıkı, münafıklara iktida eden, uyan kimseye, kimseyi nehyetti. Fi akvalihim ve efalihim. Onların sözlerinde ve eylemlerinde, fiillerinde. Ve kalet dedi ki, buyurdu ki, ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, la tekunu kellezine keferu. Kafirler gibi olmayınız. Ey la tekunu kel münafıkîn. Buradaki keferu'dan maksat münafıklar gibi olmayınız. Demek ki değerli kardeşlerim, içerisinde biliyorsunuz ayetül münafıkı selasetün, bir rivayette de erbaatün var. Münafığın alameti üçtür. İza haddese kedebe, konuştuğu zaman yalan söyler ve iza tümüne hane, kendine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik eder ve iza vaade ahlefe, söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Bunlar münafıklık alametidir. Bir tanesi varsa da münafıklıktan bir alamet o kimsede var demektir. Ona biz kafir diyemiyoruz ama burada kafir diyorlar münafıklığın bu üç alametinde bulunduranlara. Evet, kellezine keferu diyor. Ve kalu, o münafıklar dediler li ihvanihim, kardeşlerine izâ darabu fil ardı, yeryüzünde gittikleri zaman, ey ve kalu li ihvanihim min ehli nifak, nifak ehlinden olan, yani Müslümanlar içerisinde kalıp da ganimet için savaşacak olanlara dediler. İza haracu fil esfer, seferlerde ve hurubi harflerde, ev kânû guzzen, veyahut da yani izâ darabu fil ardı ev kânû guzzen, savaşçı olarak oldukları zaman, ey haracu gâzîne fî sebîlillah, Allah yolunda savaşan gaziler olarak gittiklerinde dediler. Levkânû indenâ, eğer onlar bizim yanımızda olsaydılar, mâ mâtû ve mâ gutilû, ölmeyecekler ve öldürülmeyeceklerdi. Ey lev ekâmû indenâ ve lem yahrucû lemâ mâtû. Evet, eğer onlar bizim yanımızda kalsalaydı ve Muhammed Aleyhisselam'la savaşa gitmeseydiler, lemâ mâtû ve lâ gutilû, ölmeyecekler ve öldürülmeyeceklerdi. Kâle Teâlâ radden aleyhim, Allah-u Teala onların bu görüşünü reddederek buyurdu ki, Allah onları denedi. لِيَقْعَلَ اللّٰهُ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Ey kalu zelke, münafıklar bunu söylediler. Niçin? لِيَصِيرَ zelke, olması için الْاِتِقَادُ الْفَاسِدْ, bu fasit, bozuk itikat, inanç, حَسْرَةً ف۪ي نُفُوسِهِمْ, onların içlerinde, canlarında bir hasret olsun diye. وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِتْ, öldüren de dirilten de Allah'tır. رَدُّنْ عَلَى قَوْلِهِمْ ve itikadim, onların inançları ve inanca uygun sözlerine bir reddiyedir. Ey huve subhanehu el muhyi el mumit, dirilten de öldürenden Allah'tır. Fela yemne'ul mevte ku'ud. Yani fela yemne'ul ku'udu el mevte takdirindedir. Burada takdimu ma hakku te'hir gelmiş, taksis var, kasır var. Vallahu bima ta'maluna basir, Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Ey muttali'un ala a'malil ibadi ve yücazihim aleyha. Allah-u Teala kullarının amellerine, eylemlerine muttalidir, haberdardır, bilgi sahibidir ve onları onun üzerine karşılığını verecek, cezalandıracaksa cezalandıracak, sevabını verecekse sevabını verecek. وَلَيْنْ قُتِلْتُمَ اِيْسَ بِلِلّٰهِ اَوْمُتْتُمْ, Allah yolunda şehit edilseniz veya ölseniz, ey قُتِلْتُمْ اَلَّا اُسْتِشْهِدْتُمْ, şehit düşürseniz, fil harbi vel cihadi, savaşta ve Allah yolunda savaşta şehit olsanız, اَوْمُتْتُمْ اَيْ جَاءَكُمُ الْمَوْتُ وَاَنْتُمْ قَاسِدُونَ اِخْتَالَهُمْ, siz savaşa giderken yolda ölmüş olursanız, لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ, Allah'tan bir bağışlama ve rahmet vardır. Hayrun mimma yecmeun, o savaşta topladıkları eslaptan, yani felehu selebuhunun ifade ettiği ganimetten daha hayırlıdır. Ey zelike hayrun minel bakai fidniye ve cem'i hutamuha elfani, sonu gelen enkazını toplamaktan daha hayırlıdır. Ve leyn müttüm ev gutiltüm le ilallahi tuhşerun, eğer siz ölseniz veya öldürülseniz, yani savaşa giderken ölseniz veyahut da savaşta silahla öldürülseniz, le ilallahi tuhşerun, Allah'ın huzuruna varacaksınız, toplanacaksınız. Ey ve sevâ'u müttüm alâ firâşikum ev gutiltüm fî sahatil harbi, ister yatağınızda ölün, isterseniz
savaş alanında ölün, öldürülün. Fe inne merci'akum ilallahi, dönüp dolaşacağınız yer Allah'ın huzurudur. Fe yücezikum bi amalikum, yaptıklarınız sebebiyle sizin karşılığınızı verecek. Evet, ceza yücezi, cezalandıracak değil de karşılığını verecek. Ceza ise ceza verecek, sevapsa sevap verecek. Fe asiru ma yukarribukum ilallah, öyleyse fe asiru, tercih ediniz. Ma yukarribukum ilallah, Allah'a yaklaştıracak şeyleri tercih ediniz. Ve yucibulekum rıdahu, ve onun razılığını, hoşnutluğunu gerektiren şeyleri yapınız. Minel cihadi fi sebilillah vel ameli bi taatihi, Allah yolunda cihat ve Allah'a itaatla amel etmek gibi. Velillahi derrul kail haysu yakul, şunu söyleyen kimse ne güzel söylemiştir diyor. Fe in tekunil ebdanu lil mevti unşiyet, eğer diyor bedenler, fe in tekunil ebdanu, eğer bedenler olsaydı lil mevti unşiyet, ölüm için yaratılmış olsaydı, fe katlu imri'in bis seyfi fillahi eftal, ancak diyor Allah yolunda kılıçla öldürülen kimse daha hayırlıydı diyor. Daha eftaldı. El-Belaga. Şimdi bu okuduğumuz ayetlerin edebi yönlerini ortaya koyuyor. Altı maddede. Bir. Yeruddukum ala agabikum. Sizi öfkeleriniz üzere geri çevirecekler. Ey yurdi'ukum minel imani ilel küfri. Sizi imandan küfre çevirecekler. Ve huve min babil isti'arati ve gad tekaddeme. İsti'ara mekniye babındandır. Çünkü yeruddukum ala aqabikum, yani yurci'ukum minel imani ilel kufri. Dolayısıyla da burada aqabikum'e dönmek, çevirmek, imandan küfre geri dönmek manasına gelir. Dolayısıyla da bu da istiare mekniye vardır diyoruz. Ve iki, beyne lafzı amenü ve keferu, iman etmek ve küfretmek kelimeleri arasında fil ayeti tıbakun, İki zıt kelimeyi bir arada kullanma sanatı tıbak vardır. Ve kederke beyne yuhfune ve yübdüne ve beyne fâtekum ve asâbekum gibi kelimeler arasında tıbak vardır. Ve hüve minel muhassinatil bedi'iyye, edebi güzelliklerdendir. Yani lafsi güzelliklerdendir olmuş oluyor burada. Üçüncüsü, ve bi'se mesve zalimin, zalimlerin varıp yerleşeceği yer ne kötü oldu. Lem yekul ve bi ise mesvahum, onların varacağı yer ne kötü oldu diye hum zamiriyle getirmedi de, bel vada'a ez-zahira mekâne zamiru, efendim zamir yerine, hum yerine ez-zahir, zalimin kelimesini getirdi. Niçin? Littalizı ve lil iş'ari bi ennehum zalimun li vada'ihim eş-şey'e fi gayri mevdu'ihi. Yani bir zulüm zaten vat'u şeyi fi gayri mevdu'ihi idi. Yani ibadeti Allah'a değil de putlara yapmış olmaları en büyük zulüm olmuş oluyor. Vel mahsusu bizden mi? Peki buradaki mahsusun bizden bir ise diye bahsediyor ya, kötüdür. Ne, bu kötülenen şey nedir? Mahsufun mahsuftur. Ey bi ise mesve zalimine ennaru. Yani buradaki ennar zikredilmemiştir. Efadehu Ebu Suud ecdadımız, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tefsirinde, İrşad-ı Akl-ı Selim tefsirinde böyle diyor. Zü fadlın alel müminin, müminlere karşı lütuf sahibidir Allah. Ettenkiru littefhimi, zü fadlindeki tenvin tefhim içinde, yani çok büyük bir fazilet, lütuf sahibidir. Ve kavluhu alel müminine dune aleyhim. Yani yukarıda bi'se mesre zalimin de dediği gibi burada ne diyor? Zü fadlın aleyhim demedi de alel müminine dedi. Niye? Dune aleyhim, aleyhim demedi de fihi el ızharu fi mevdu'l idmar. Zamir yerine açık isim getirilmiştir. Niçin? Litteşrifi vel iş'ari bi illetil hukmi veya bi illetil hikemi de okuyabiliriz. Hikmet sebebiyle veya hüküm sebebiyle bir şeyi hissettirmek ve şeref vermek içindir diyor. Çünkü Allah-u Teala, bakınız burada kafirlere cehennemde şey yapacağım demiyor. Ama burada zü fadlın, Allah fazilet sahibidir alel müminine.
müminlere karşı. Evet, buradaki tenkir, yani zülfadlindeki tenkir, nekre okunması onun büyüklük, çokluk manasını ifade ettiği içindir. Ve kavluhu alel müminine dune aleyhim fihi el izharu fi mevdi'il izmar. Zamir yerine ishar var yine burada alel mümininde. Lil teşrifi vel iş'ari bi illetil hükmü hikemi dedik. Peki efendim, beşincisi yazunnune billahi zanna zanne, yani onlar Allah'a zan ediyorlar. Beynehuma cinasul iştikak, zanne yazunnu zannen, aynı kökten gelen iki kelime. Birisi zan mastarı, öbürü de zannetmek, zannediyorlar fiili muzarisidir. Ve kezalike fi fetevekkel vel mütevekkilin, bunlarda da iştikak, cinası iştikak vardır. İza darabu fil ardı, yeryüzünde gittikleri zaman, fihi istiaratun, burada da bir istiara vardır. İstiara neydi? Tesbihun huzife ahadu tarafeyhi idi. Yani müşebbehun bih varsa istiare tesrihiye, müşebbehun bih yoksa istiare mekniye oluyor idi. Peki niye böyle dedi? Teşbihen lil müsafiri fil berri. Karada yürüyen, toprakta yürüyen yolcuyu benzeterek kime? Bissabihit daribi fil bahri, denizde vurarak yüzen kimseye. Yani denizde, denize girip de orada yüzme işini yapan kimseye benzetiyor. Şimdi buradaki sabih kelimesinin başında ba var. Dersin başında demiştim, müşebbehun bihim başına ba gelir. Bir de paranın başına ba gelirdi. Burada da teşbihen lil müsafiri fil berri, karada yürüyen müsafiri, yolcuyu benzetiyor. Bir sabih, yüzen kimseye, ettarib fil bahri, denizde ellerini vurarak yüzen kimseye benzetiyor. Onun için istiare var. لِأَنَّهُ يَضْرِبُ بِاَتْرَافِهِ. Etraf biliyorsunuz uçlar manasındadır. Ayaklarıyla elleri demektir burada. فِي غَمْرَةِ الْمَاءِ, suyun derinliğinde. Ve شَقَّ لَهَا وَاسْتِعَانَةً عَلَى قَطْعِهَا كَذَا فِي تَلْخِيسِ الْبَيَانِ. Efendim, شَقَّ لَهَا, denizi yarmak, o gamra derinliği yarmak için, ve istianeten ala kat'iha, ve o ellerinin, ayaklarının çalışmasıyla da denize girdiği yeri kat etmeye, orayı geçmek için benzetildi diyor. Keda fi telhisil beyan, telhista da böyle geçti diyor. Faile minellezine sebetu fil ma'raketi bi Uhud'in el esedül miktam. Şimdi burada el esedül miktam demek atılgan aslan demektir. Onun ondan bedel Enes ibn Nadır. Ammu Enes ibn Malik. Enes bin Malik'in amcası Enes bin Nadır. Evet, bu kimse hakkında nazil oldu diyor. Bu sebep, yani sabit kadem olan bir sahabi. Felemma hezemel müslimune, Müslümanlar yenildikleri zaman, ve eşa'al münafikûne enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem kad kutil. Değerli kardeşlerim, bakınız, bugünkü münafıklarla dünkü münafıklar arasında, bugünkü gavurlar kafirlerle dünkü kafirler arasında hiçbir sebep yok, şey, fark yok. Niye? Bakınız, dünküler, bakın, hem peygamberin savaşındalar, hem de peygamber öldü diye bir de çığırtkanlık yapıyorlar, yaygara yapıyorlar. Bugünküler de öyle. İçimizdekiler yabancıların şeyliğini yapıyorlar. Bizi öldü, bittik diye söylüyorlar. Münafıklar Muhammed kat kutil sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü diye yaydılar. Eşa yuşuyor, işaaten yaymak manasına geliyor. Enes bin Nadır bunu duyunca şöyle diyor. Allahümme inni a'teziru ileyke mimma sana'a haula. Ya Rabbi, bunların, bu Müslümanların kaçarak peygamberi yalnız bırakmalarından sana sığınırım. Yani el-Müslümin, Müslümanları kastediyor. Ve ebra'u ileyke mimma faale haulâ'i, yani el-Müşrikin, müşriklerin yaptıklarından da yine sana uzaklaşırım diyor. Kendimi beri kılarım. Sümme tekaddeme bi seyfihi felakiyehu Sa'd ibn Muaz. Sa'd fail oluyor burada. Sa'd bin Muaz Enes bin Nadr'la karşılaşıyor.
Fekale Enes İbni Nadır diyor ki, eyne ya Sa'd? Nereye gidiyorsun ey Sa'd? Vallahi inni le ecidu riha el cenne düne Uhud'un. Ben diyor Uhud'un önünde cennetin kokusunu buluyorum. Sen nereye gidiyorsun? Hadi beraber cennete gidelim diyor. Fema da gitti, fekutile öldü, öldürüldü. Ve mesele bihil müşrikun, müşrikler ona müsle yaptılar. Müsle değerli kardeşlerim, İslam'da haramdır. Hatta Cenab-ı Peygamber'in zekat develerini, daha doğrusu Beytülmal'in develerini güden çobanlarını öldürüp onlara müsle yapan müşrikleri yakaladıkları zaman aynısını ben de onlara yapacağım diye yemin ediyor. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onu yasaklıyor, müsleyi Müslümanlara yasaklıyor. Müsle demek, mesela Hazreti Hamza'nın hayatını şey derseniz yine Uhud'da oldu. Hind'in babasını, kardeşini öldürdüğü için Hazreti Hamza yemin etmişti. Ertesi yıla kadar şey yapmamaya, yıkanmamaya, efendim yememeye, içmemeye, babasının intikamını almak için. Ve Vahşi'yi özel olarak tuttu, onu azat etti, edeceğini söyledi, para verdi vesaire, Hamza'yı öldürttü. Hazreti Hamza'nın vefatından sonra, onu öldürülüşünden sonra hemen karnını yardı, ciğerlerini söktü, onu çiğneyip yemek istedi ama yapamadı, geri bıraktı. Bunun üzerine buna müsle deniyor. Yani kulaklarını kesti, burnunu kesti, dudaklarını kesti. Bu şekilde şey yaptı. Burada da öyle Enes bin Nadra da müsle yapılmış. Femeza fekutile ve mesele bihil müşrikune felem ya'rifhu ahadun. Kimse onu tanıyamadı. Çünkü gözleri oyulmuş, dudakları kesilmiş, burnu kesilmiş, kulakları kesilmiş. Kime benzediği belli değil. Dolayısıyla onu tanıyamadılar. İlla uhtuhu, sadece kardeşi tanıdı. Arafetu onu bildi, min bünanihi parmak uçlarından ve ru'iye ve bihi bit'un ve semanune min tanetin. O ortaya çıkarıldı, gösterildi. Onun vücutunda 80 küsür yara vardı. Min tanetin bir ok, şey, mızrak dürtmesinden ve darbetin kılıç vurmasından ve ramyetin bir sehmin ok ile yaralanmasından 80 küsür yara vardı diyor. Evet, kim bu? Enes bin Nadır. Cenneti kazanmak, cennetin kokusunu dünyadayken almak işte böyle bir şey olmuş oluyor. Yani Sa'd bin Muaz diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselama, vallahi diyor ben onunla beraber gidemedim diyor. Faide, Rava İbn-i Kesir an İbn-i Mes'udin, İbn-i Kesir İbn-i Mes'ud'dan şöyle rivayet ediyor. İnnen nisa'e künne yevme Uhud'in halfel müslimine. Kadınlar Müslümanların arkasında Uhud Savaşı'nda idiler. Yücühizûne alâ cerhal müşrikin. Müşriklerin efendim yaralılarını ne yapıyorlardı? Eçheze yücühizû aslında çeyiz hazırlamak manasına geliyor. Ama burada onları ölümünü tamamlıyorlardı. Ve cehenneme yolcu yapıyorlardı manasına. Muhtar-ı Sahada şöyle diyor, esra katlehu ve temmemehu. Onların ölümünü çabuklaştırıyorlar ve tamamlıyorlardı. Yani adam can çekişiyor, kurtulma ihtimali varsa da o kadın, Müslüman kadın geliyor, kılıcı çekiyor, kırtlağını kesiyor, öldürüyordu manasına. Müşriklerin yaralılarını. Helev haleftü, yemin etseydim yevmeydin o gün, racevtü en überra, yani yeminimde beri kılınacağımı umardım. Ennehu leyse ahadun minna yuridu dünya. O gün bizden kimse dünyayı istemiyordu. Hatta enzelallahu minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridu l-âhira. Sizden bir kısmınız dünyayı murad ediyor, bir kısmınız da ahireti murad ediyor ayeti inmeseydi. Tabii bu sahabi yerde savaşanları kastediyor. O okçular tepesinde dünyalık ganimet için gelenleri düşünmemişti. Felemma halefe ashabu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve asav. Allah Resulü'nün ashabı muhalefet etti peygamberimize ve asav ma umiru bihi, peygamberimizin emrolunduğu şeylere isyan ettiler.
üfriden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz yalnız bırakıldı. Fî tis'atin ve huve âşiruhum. Kendisinden başka 9 kişiyle yalnız bırakıldı. Felemma erhakuhu. Onun kanını akıttılar. Kale rahimallahu racülen raddahum anna felem yezel yakulu zelike hatta kutile seb'atun minhum. Evet. Bakın peygamberimiz orada nasıl seslenmiş. Rahimallahu racülen. Allah şu kimseye merhamet etsin. Raddahum anna. Müşrikleri bizden defetti. Felem yezel yakulu. Bu söylemeye devam etti. Zelike hatta kutile seb'atun minhum. O 9 kişiden 7'si ölünceye kadar peygamberimiz böyle söyledi. Fenazaru feiza hamzetun kat bukira. Onlar Uhud Savaşı'nda özetlemiş burada iyice. Uhud Savaşı'nda baktılar, araştırdılar. Hazreti Hamza kat bukira karnı deşilmiş. Kat bukira batnuhu karnı deşilmiş ve ahazet hindun kebidehu. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, sonra da Müslüman oldular tabi Mekke fethinde. Onun ciğerini aldı. Fe ekelet ha, onu yedi. Felem tesati en teekulehu. Yani onu çiğnemeye çalıştı ama yemeye gücü yetiremedi. Ve hazine aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huznen şediden. Hazreti Hamza'nın bu şekilde bir aslan parçasının böyle karnının deşilip müste yapılmasına çok üzüldü. Ve salla aleyhi yevmezin seb'ine salaten. 70 Müslüman şehit olmuştu. Onların her namazını kıldırışında Hazreti Hamza'nın önüne getirip kondular ve Hazreti Hamza'ya 70 defa namaz kılınmış oldu diyor kitabımızın faide bölümünde. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.